Saç ekimi son yıllarda çok revaçta ve Türkiye'de sağlık turizmi açısından da özellikle Türkiye'ye ciddi potansiyel getiren özellikle Arap ülkelerinden bildiğim kadarıyla bir sektör haline geldi. Ama işin ehil ellerde ve hastane koşullarında yapılması gerektiğini de yasal prosedür anlamında biliyoruz. Evet. Değil mi? Şimdi tabii ki orada da birçok handikap var. Sonuçta her şeyden öte bir enfeksiyon riski gelişebilir. Steril şartlarda çalışılmadığı zaman. Bunun haricinde kullanılan ürünlere bağlı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Sonuçta çok uzun süren bir operasyon. Minimum 6 saatle 10 saat arasında değişebilen bir... Kalçayı değiştirelim. Sonuçta bir işlem. Evet. Burada işlemden kısaca bahsetmek gerekirse saç ekiminde saç köklerinde yine programın başında bahsettiğim gibi ense kısmında biliyorsunuz buradaki saçlardaki saç köklerindeki reseptörler androjenik dediğimiz erkeklik hormonlarını görmüyorlar. Neticede biz buradaki saçları alıp buraya ekiyoruz. Orada da saç kökünde reseptör olmadığı için o orada yine kanlanmasıyla yaşamaya devam ediyor.